TRT Haber'de dün bugüne devam ediyoruz. Önemli bir konu ve önemli bir konuğu ağırlayacağız. Az sonra İstanbul'a gerçekleştirdiğimiz canlı bağlantıda Tayfun Öcal karşımızda olacak, muhabir arkadaşımız. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Sayın Doktor Kerem Kınık'la birlikte bir röportaj gerçekleştirecekler ve konuda elbette yaklaşan Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nda vekaleten kesilecek kurbanlar için Türk Kızılay'ının neler yapacağı ve bu anlamdaki kampanyaların neler olduğu hakkında olacak. Hemen dönelim, aslında çevirelim kameralarımızı, İstanbul'a bağlanalım. Tayfun Öcal karşımızda olacak, senin soruların olacak elbette. Orada görüyoruz, kurban bereketi yıl boyu sürsün diye de konserve haline getirilmiş kurban etleri var, kavurmalar var. Sözü hemen size bırakalım. İzleyicilerimiz bu kurban bayramında bağışlarını Türk Kızılay'a yapmak isterlerse ne yapmaları gerekiyor, söz sizde. Tüm bunları ve kampanyanın detaylarını sizin de söylediğiniz gibi Canan Aslar, Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık'la konuşacağız. Ben de çok uzatmadan sözü ona bırakmak istiyorum. Çünkü detaylar kendisinde. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Biz bir önceki toplantıda yine bu bahçeden, yine bu sefer Ramazan ayındaki paketlerle ilgili bir yayın yapmıştık. Orada yine bu konserveler vardı. Onların detaylarına geleceğiz ama bu Kurban Bayramı için hazırlıklarınızı, planladığınız şeyleri bir anlatır mısınız bize öncelikle? Kızılay'ın vekaletle kurban kesim organizasyonu bütün hızıyla devam ediyor. Bu sene Türkiye dahil 32 ülkede kurban kesim organizasyonlarımızı planladık. Yaklaşık 100 bin hisse gibi bir planla ilerliyoruz. Ve yurt içinde Et ve Süt Kurumu'yla, Tarım Bakanlığımızla, Et ve Süt Kurumu'yla, yurt dışında da kendi ekiplerimiz aracılığıyla bu kurban kesimleri gerçekleşip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kızılay'ın biliyorsunuz farklı bir modeli var. Özellikle yurt içindeki modeli biraz farklı. Biz kurban bereketi yıl boyu sürsün diyoruz. Onun esprisi de aslında şu elimde tutmuş olduğum konservelerimiz, kıyma ve kavurma konservelerimiz. Et ve Süt Kurumu'yla kombinelerde kesmiş olduğumuz kurbanlar daha sonra hijyenik bir şekilde böyle 1,5 yıl raf ömrü olan konservelere dönüştürülüyor ve biz bunu yıl boyunca Türkiye'nin genelindeki yoksullarla, afetzedelerimizle, terör mağduru vatandaşlarımızla bunu paylaşıyoruz. Aslında onun üzerine biraz daha duralım. Siz bırakmıştınız, ben kaldırayım şimdi de. Şimdi aslında Kızılay'ın bağışlanan kurbanların geldiği hal bu ve insanlara bu şekilde ulaşıyor değil mi? Bunun önemi, diğer kurbanlıklardan farkı ne? Ya şimdi öncelikle raf ömrü uzuyor. Yani Kurban Bayramı süresince kırmızı et yemenin ötesinde sofralarda bir yıl boyunca bu yer alabiliyor. Bir de tabii ihtiyaç anında zaman zaman, mesela Samsat'ta geçen deprem oldu veya Ayvacık'ta deprem oldu veya işte Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünün tehditleri nedeniyle zaman zaman evini boşaltan insanlar oldu. Bunu depolarken biz normal ev şartlarında depoluyoruz. Yani soğuk hava gerektirmeyen bir şekilde depoluyoruz ve sevkiyatı yapıyoruz. Bozulmuyor. Dolayısıyla bizim için gerçekten ilaç gibi oluyor. Bu tam sene olarak aslında ben de bunu öğrenmeye çalışmıştım şeyden dolayı. Çünkü sadece bir bayram değil aslında. Sizin misyonunuza uygun olan diğer doğal afetlerde de yardım amaçlı da kullanılabilecek. Bu yüzden size yapılan kurban bağışının ayrı bir önemi var. Evet, ya biliyorsunuz kurban bir ibadet. Yani insanın yaratıcısıyla olan yakınlaşmasını ifade eden özel bir ibadet. Ama bu ibadeti vekaletle yapabiliyor insanlar. Kızılay gibi kurumlara bu vekaletlerini vererek hem o ibadetlerini gerçekleştirmiş oluyorlar, hem de bunun sonucunda bu tarz iyilikler, paylaşma duygularını yaygınlaştırmış oluyorlar. Özellikle biz dünyada Yemen gibi, Somali gibi, Suriye gibi, Irak gibi hem yoksulluğun hem savaşın, iç savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda yapmış olduğumuz bu organizasyonlarla oradaki o yalnızlık duygusu yaşayan, evini barkını terk etmiş, çadırlarda yaşayan, yaralanmış olan, yetim kalmış olan, dul kalmış olan insanlara da biraz yalnız olmadıklarını da hissettiriyoruz. Onlara bir rehabilitasyon anlamı da içeriyor. Kurban ibadetinin gerçekten çok bereketi var. Bizim bildiğimiz, bilemediğimiz çok bereketi var. Bu da onlardan bir tanesi. Peki insanlar nasıl ulaşacaklar size? En önemli konu bu galiba. 168 çağrı merkezimiz, Kızılay çağrı merkezimiz. Telefonla doğrudan ulaşabilirler. www.kızılay.org.tr
internet sitemiz. Bu internet sitesinden de çok basit vekaletlerini kredi kartıyla ödemelerini yaparak, ki 4 takside kadar da kredi kartı ödemesi yapılabiliyor, verebilirler. Ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki bir bankaya giderek Kızılay'a kurban vekaletlerini vermek istediklerini ifade edebilirler. Onlar yönlendirirler. Türkiye geneline yayılmış şubelerimizde de doğrudan hem bir kahve içme imkanını bulurlar, hem bu vekaletlerini verirler. Yurt içinde 735 lira. Geçen sene 740 liraydı. Bu sene indirdik Tarım Bakanlığımızla çalışarak fiyatları. Kurban bedeli. Bir hisse kurban bedeli 735 lira. Yurt dışındaki bir hisse kurban bedeli de 500 lira. İnsanlar bağışlarını bu yollarla yapmış olacaklar. Bağışlarının ulaştığından hangi yolla mesela haberdar olacaklar? Sizin için kurban kestik diye bilgim veriyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Tabii. Bütün bu kesim sürecimiz aslında hem Kızılay çalışanlarımız tarafından, hem din görevlilerimiz tarafından, hem veteriner hekimler tarafından, hem de noter tarafından tespit ediliyor. Yani hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı veteriner hekimler tarafından tek tek kontrol ediliyor. Yapılan işlemin İslami usullere uygun olup olmadığı din görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Kesilecek hayvan sayısı ve o hayvandaki, o kurbandaki vekaletlerin sayısı Kızılay görevlileri ve noter tarafından takip ediliyor. Dolayısıyla her bir işlem video ile tespit ediliyor, tutanak altına alınıyor. Daha sonra dağıtımlar da tek tek bu hisseler, bu kurban hisseleri kimlere dağıtılmış, onlar da dağıtımlarda kayıt altına alınıyor. Biz kurban bağışı işlemi gerçekleştikten sonra ve kesim işlemi gerçekleştikten sonra bize verilen telefonlara dönüş yaparak insanlara geri bildirimlerde bulunuyoruz. Ve bütün o kendi isimlerini sesli bir şekilde okularak yapılan o kurban kesim faaliyetleri de video kayıtları da mevcut. Peki Sayın Başkan, şimdi insanlar tabii size yolladıklarından böylelikle emin olmuş oluyorlar. Başka yerlerde var bu şekilde yapan. Siz Kızılay'ı bu açıdan nerede görüyorsunuz? Daha farklı görüyor musunuz diğer bağış yapılması gereken yerlerden? Şimdi Türkiye insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi. Yani gayri safi milli hasılamızın %0.75'ini ayırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri %0.03'ünü ayırıyor. Tutar olarak bizden fazla, yani 6.3 milyar gibi bir insani yardım yapıyor. Biz 6 milyar dolar insani yardım yaptık geçen sene. Bu çok önemli bir oran. Yani varımızdan paylaşıyoruz, belki yokumuzdan paylaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye insani yardımı, dayanışmayı öğrendi. Bunu organize bir şekilde yapmayı öğrendi. Bugün Türkiye'de çok sayıda organizasyon, dernek, vakıf, insani yardım, afet organizasyonu bu kurban ibadetlerinin vekaletle gerçekleştirilmesi için gerçekten çok profesyonel bir şekilde yapıyor ve bunların tamamı aslında devletimizin kontrolünde. Yani İçişleri Bakanlığımızın, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün, Devlet Denetleme Kurulu'nun, pek çok farklı denetleme mekanizmasının kontrolünde yapılıyor. Dolayısıyla hamdolsun Türkiye olarak Kızılay tabii iyiliğin amiral gemisi. Her zaman önümüzdeki yıl 150. yılımızı idrak edeceğiz ama Türkiye'de bu işi bir hakkın yapan, gerçekten çok temiz yapan pek çok organizasyon var. Vatandaşlarımız bu zaten biliyorlar onlar. Bu organizasyonlara güvenle vekaletlerini verebilirler. Onların her birisi, biz kendi aramızda da koordinasyonlarımız var. Her birisi bu iyiliği farklı farklı bölgelere taşıyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bu bereketi dünyanın her coğrafyasında bir iyilik şölenine dönüşüyor. Son bölümde de o zaman şeyi sorayım. Geçen yıldan elinizdeki sayılardan ve verilerden kıyasla bu yılki beklentinizi, bu yardımlar elinizdeki bir veri tabanına mı ulaşacak, yoksa belli noktalarda ani gelişebilecek ihtiyaçlara göre mi dağıtacaksınız? Nasıl ulaşacak yerlerine? Bizim kendi bir şeyimiz var, sistemimiz var, otomasyon sistemimiz var. Bu konuyla ilgili Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın soy bir sistemiyle de zaten entegre çalışıyoruz. Yani kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, sosyal yardımlaşma danışma vakıflarımız ve belediyelerle entegre veri paylaşımı yapıyoruz. Kendi otomasyon sistemimizde de kayıtlı. Bu ihtiyacı kendi veri tabanımızdaki ihtiyaçla karşılıyoruz. Ama onun ötesinde olası bir takım afetler, depremler veya ani göç dalgaları olduğunda da o bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bu sevkiyatları yapıyoruz. Geçen sene
1,5 milyonu aşkın insana ulaşmıştı. Bu sene 2 milyonu aşkın insana bu kurban hisseleri, bu kurban hakları ulaşacak. Geçen sene 510 bin adet böyle konservemiz yurt içerisinde çıkmıştı. Bu sene sanırım 750 bini bu anlamda geçmiş olacak. Her birisi 800'er gramlık pişmiş et şeklinde. Peki sayısal bir veri var mı bilmiyorum elinizde, ama hani bağışlar bu yönde geliyor mu? Geçen yıldan bu yana mesela o sayıdaki konserveyi dolduracak kurbanı sağlayacak bağışlar geliyor mu? Şu an günlük trendleri, hatta saatlik trendleri alıyoruz. Trendler, eğilimler artışı gösteriyor. Geçen seneye göre çok çok fazla bir artış var. Bu çerçevede geçen sene de çok büyük bir teveccüh vardı ve kampanyayı erken sonlandırmak zorunda kalmıştık. Bu sene de öyle olabilir, ama bir istisna: eğer vekaletini Kızılay'a vermek isteyen vatandaşlarımız bunu bayramın son günlerini, Arefe günlerini beklemeden yaparlarsa biz tedarik ile ilgili, ilave tedarikle ilgili plan yapabilecek zaman kazanırız. Dolayısıyla onların vekaletlerini alabiliriz. Dolayısıyla biraz bayram tatili de uzun. O tatile geçmeden vekaletlerini vatandaşlarımızın Kızılay'a vermesini tavsiye ediyorum ki biz de olası bir artış noktasında planlarımızı yapabilelim. Yani teveccüh iyi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz de sizin yaptığınız hatırlatmayla bitirelim. Çok kısa vakit kaldı Kurban Bayramı'na. Sayın Başkan da söylediği gibi 168 çağrı merkezi başta olmak üzere Kızılay'ın internet adresi ve tabii ki şubelerine de giderek kurban vekaletlerini verebilirsiniz. Sayın Başkan'ın söylediği gibi Kızılay bu Kurban Bayramı'na da tıpkı geçen yılki gibi hazır yapıp konserveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bekliyor diyelim. Canan Aslan sözü.